Bildiğiniz gibi Abdullah Gül Üniversitesi, AGÜ, 3. nesil üniversitelerin öncüsü olmak isteyen ve toplumla bütünleşmek isteyen, toplumla bütünleşmeyi, topluma etkiyi, faydayı öne çıkartan bir üniversite. Bunun yollarından bir tanesi de, yöntemlerinden bir tanesi de topluma gerçekten büyük katkılar sağlamış. Toplumda iz bırakmış. Yerli ve yabancı. Türk veya başka ülkelerin vatandaşları da olabilir. Önemli şahsiyetlere, bilim, sanat, kültür ve toplumsal konularda alanlarda ki hizmetlerinden ötürü fahri doktora vermektir. Birçok üniversite, Türkiye'deki ve dünyadaki birçok üniversite her sene, belki sizler de izliyorsunuzdur, 3-5 belki daha fazla kişiye her üniversite fahri doktora verir. Biz de Abdullah Gül Üniversitesi olarak artık tekerleklerimiz dönmeye başlamış, yavaş yavaş hızlanmaya başladığımız bir ortamda fahri doktora payesini vermek üzere hareket ettik. Ve bu konuda bir araştırma yaptık. Yerli ve yabancı ülkemizden veya dış ülkelerden çeşitli insanlarla zaten sürekli takip ediyoruz. Üniversitemizin dün senatosunun almış olduğu karara göre Abdullah Gül Üniversitesi Senatosu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özaseki'ye oy birliğiyle fahri doktora payesini vermesine kararlaştırdı. Bu üniversitemizin ilk fahri doktorası payesi olacak. Ve Sayın Hasaki'ye bu payı, bu onurlu ödülü ülkemizde eğitim ve bilime, kültür, sanat ve sporun gelişimine, ülke ekonomisine, turizme, kentleşme ve şehir planlaması, çevrenin korunması, geri dönüşüm ve enerji konularındaki katkılarından dolayı veriyoruz. Hemen bir noktanın da altını çizmek istiyorum. Sayın Özaseki'ye verecek olan bu fahri doktora, şu anki bulunmuş olduğu, temsil etmiş olduğu siyasi kimliği nedeniyle değil, şu anki sıfatı, Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatı veya pozisyonuyla ilgili de değil, kişisel olarak, şahsi, bireysel özelliklere dikkate alınarak verilmiş olan bir payedir. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Yani doktora, fahri doktora temsil ettiği bir gruba, bir görüşe göre değil, o kişinin özelliklerine ve toplumda bırakmış olduğu izler dikkate alınarak, sağlamış olduğu katkılar dikkate alınarak verilen bir payıdır. Ben eminim ki gerek benim rektörlük dönemim boyunca, gerekse daha sonraki yıllarda Abdullah Gül Üniversitesi farklı siyasi görüşlere sahip, farklı siyasi kimliklere sahip, yerli ve yabancı, çok sayıda seçkin, bilim insanı, iş ve sanayi dünyası temsilcisi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi birçok insana bu fahri doktora ödülünü verecektir, payesini verecektir. Şimdi izninizle Sayın Hasaki'ye bu doktora payesini niçin verdiğimizi biraz açıklamak istiyorum. Demin ifade ettiğim gibi üniversitemiz fahri doktorayı Sayın Hasaki'ye ülkemizdeki eğitim ve bilime vermiş olduğu katkıları da dikkate alarak vermeye kararlaştırmıştır. Bildiğiniz gibi Sayın Hasaki, Türkiye'de ilk defa vakıf destekli devlet üniversitesi modelinin oluşturulması ve yaygınlaştırılması için Abdullah Gül Üniversitesi'nin kurulmasında önce oldu. Ayrıca üniversitelerin, yani bugün Kayseri'deki 4 üniversitemizin gelişimine de çok büyük katkılarda bulunup, Kayseri'nin
adeta üniversiteler şehri olarak markalaşmasını sağladı. Ayrıca kendisi Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle bilim merkezinin açılmasını sağladı. Yaz aylarında faaliyete geçecek olan bu merkez, gençleri ve çocukları bilimle erken yaşta tanıştırarak ufuklarını açacağını düşünüyoruz. Hasaki'nin kültür, sanat ve spora olan katkılarını da zaten sizler yakından takip ediyorsunuz sanırım. Ya benden daha iyi bildiğinizi düşünüyorum. Özellikle kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ve dünya yıldızlarının buluştuğu Kadir Has Kongre Salonu, kamu kaynaklarını ve bütçesini kullanmaksızın hayata geçirdi. Tesis uluslararası birçok etkinliğe de bildiğiniz gibi ev sahipliği yapıyor. Bu arada Kent ve Mimar Sinan Müzesi ile Türkiye'de ilk defa bir dijital müzenin kurulmasını sağladı. Bunu da biliyoruz. Tabii ki kültür, sanat ve spordaki katkıları bu iki maddeyle de sınırlı değil. Örneğin Tarihi Kayseri Evleri Restorasyon Projesi'ni hayata geçirerek Kayseri kültürünü yansıtan yapıların canlandırılmasına katkı sağladı. Bu projeyle İspanya'da gerçekleştirilen ve İspanya Kralı'nın da katıldığı Avrupa Birliği Kültürel Miras Ödülleri töreninde de özel onur ödülünü aldı Sayın Asaki. Benim Sayın Belediye Başkanımızın turizme de olan katkılarını sizler çok yakından biliyorsunuz. Örneğin Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi projesini hayata geçirerek Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi haline getiriyor. Bu sayede Erciyes, Kayseri'den dünyaya açılan bir pencere olarak gelecekte uluslararası şampiyonluklara da, yarışmalara da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Son olarak da belki size Abdullah Gül Üniversitesi ile ilgili bir örnek verebilirim. Ülkemizi yıllardır gerek birincilikte gerekse Avrupa'da büyük başarılarla temsil eden eski ismi Kaski olarak bilinen ama şu anki ismi Agispor yani Kayseri kadın basketbol takımımızın da Abdullah Gül Üniversitesi bünyesine katılmasında ve onun başarılarında büyük imza attı Sayın Asaki. Bu şekliyle de her yıl istikrarlı bir şekilde AGÜ'nün ülkemizi temsil etmesi ve önemli başarıları sergilemesi için gerekli katkıları sağladı. Bununla da tabii katkıları sınırlı değil Sayın Belediye Başkanımızın. Uluslararası spor organizasyonlarının yapıldığı UEFA'nın standartlarında bir stadyum yaptırdı. Bu uygulama aslında Kayseri'de yapmış olduğu bu uygulama Kayseri modeli olarak 25 ilde uygulandı ve uygulanmaya devam ediyor. Şimdi izninizle belki biraz da kendisinin belediye başkanı olması münasebetiyle kente ve çevreye sağlamış olduğu gerek şehirleşme ve kentleşme üzerine katkılarında da vurgu yapmak istiyorum. Kentleşme ve şehir planlaması konusunda birçok ilimize öncü ve örnek teşkil eden uygulamalar yaptı. Sizler buna en yakın şahitlersiniz. 2009 yılında faaliyete geçen Kayseray projesiyle Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği tarafından 2010 yılında en iyi kentsel entegrasyon ödülünü aldı. Ayrıca İngiliz Tramvay ve Urban Transit dergisinin verdiği dünyada yılın en iyi tramvay sistemi projesi ödülünü ülkemize kazandırdı. Bunları hatırlıyorsunuz diye varsayıyorum. Yine değişik bir örnek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Şehir İçi Ulaşım Bisikleti KAYBİS projesiyle 2011 yılında Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği tarafından
sürdürülebilir gelişme alanında ülkemize ödül kazandırdı. Sayın Mehmet Özasaki Bey'in ülkemizin hem Kayseri'nin hem bölgenin hem de Kayseri'nin ekonomisine de çok büyük katkılarının olduğunu biliyoruz. Buna bir örnekte çok fazla vaktinizi de almak istemiyorum. Serbest bölge oluşturarak burada faaliyet gösteren 100'den fazla fabrikayla Kayseri'den 155 ülkeye ihracat yapma imkanı sağladı gibi ekonomiye çok farklı sektörlerde, farklı alanlarda birçok katkının sağlanmasında öncülük yaptı, yol açtı. Bu arada Kızılırmak üzerinde Yamula Barajı projesini gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk kez Kayseri modeli ile kamu kaynaklarını ve bütçesini kullanmaksızın, bakın bu çok önemli, kamunun imkanlarını kullanmaksızın tamamlanan bu projeyle bomboş akan sular tarımsal sulama ve elektrik enerjisine dönüştürülerek ülke ekonomisine büyük katkılar sağladı. Tabii bu katkılarının birçoğunun Büyükşehir Belediye Başkanı iş tanımı çerçevesinde yapıldığını ben sanmıyorum. Bunlar bir belediye başkanının normalde yapması gereken, topluma borcu olan, yapması gereken hizmetlerin çok çok ötesinde. Tabiri caizse aslında üzerine vazife olmamasına rağmen fazladan ve özveriyle Kayseri özelinde Türkiye sevgisiyle ve insan sevgisiyle topluma sağlamış olduğu büyük hizmet ve katkılar. Ben bu katkılarından dolayı rektör yardımcılarım, Sayın Öğrenci İşleri Dekanımız huzurunda size kısaca Sayın Haseki'ye Abdullah Gül Üniversitesi'nin İhbari Doktora payesinin vermemizden büyük mutluluk duyduğumuzu ifade ediyorum.